İkinci turda oylarımızı kullanalım, sandığa gidelim. Birinci turdaki irademizi ve kararlılığımızı bir kez daha ikinci turda da gösterelim diye çağrı yapmak istiyorum. Çünkü gelecek ve yarınlar bizi ilgilendiriyor. Cumhurbaşkanının, AKP'nin, Erdoğan'ın tekrar kazanması Türkiye toplumunun bir kez daha nefessiz kalmasına vesile olacaktır. Bunu çok açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum. O yüzden Erdoğan gitmeli diyorum. Ben Erdoğan'ın gitmesiyle, Erdoğan'ı göndermemizle birlikte demokratik yolların da açılabileceğine olan inancımı çok açık yüreklilikle de ifade etmek istiyorum. Erdoğan'ın tekrar kazanmasının ve çıkaracağı fermanların Türkiye tarihi açısından bir felaket olacağının da altını bir kez daha önemli çizmek istiyorum. Erdoğan tekrar kazanırsa ne olur? Elbette ki bunu tek tek sıralamaya gerek yok. Son yıllarda yaşadıklarımız bunun açık göstergesi. Bizler yine direniriz, bizler yine mücadele ederiz ama toplum nefessiz kalır. Mesele elbette ki Millet İttifakı değildir. Mesele Sayın Kılıçdaroğlu da değildir. Biz meseleye sadece ve sadece Türkiye'nin geleceği olarak bakıyoruz. Ve oyumuzu da Türkiye'nin geleceğine kullanıyoruz. Böyle bakıyoruz bu meseleye. Yapıyoruz. Umutsuzluğa ve karamsarlığa hiç kimse kapılmasın. Erdoğan padişah değil. Erdoğan şah değil. Bu ülke şahlara kalmadı. Bu ülke padişahlara kalmadı. Bu ülke Erdoğan'a da kalmaz. Türkiye toplumu Erdoğan'dan çok daha büyüktür. Türkiye halkları Erdoğan'dan çok daha büyüktür. O yüzden gönderme gücümüz var. Onu yenme gücümüz var. Bunu bir kez daha sandıklarda gösterebiliriz. Ve karamsarlığın ve umutsuzluğun bize hiçbir faydasının olmayacağını özellikle belirtmek istiyorum. O yüzden biz Ümit Özdağ'ın ne dediğine bakmıyoruz. Ümit Özdağ'ın ırkçı ve faşist söylemlerine asla takılmıyoruz. Bizim için esas olan Sayın Kılıçdaroğlu'nun topluma vermiş olduğu sözlerdir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun daha önce yapmış olduğu açıklamalardır. İkinci turda kazanabilmek için Ümit Özdağ'la bir protokol imzalamış olabilirler ama bizim için esas olan biraz önce de ifade ettiğim gibi Sayın Kılıçdaroğlu'nun daha önce topluma yapmış olduğu açıklamalar, vermiş olduğu sözler hem kayyum meselesiyle ilgili hem Kürt sorununun demokratik yöntemlerle çözümüne dair söylemleri hem de Türkiye'nin geleceği açısından demokratikleşme yönünde atılacak olan adımlara dair söylemleridir. Biz bunu esas alırız. Anlaşılmıştır, samimi şekilde vurgulanmıştır. Ben tekrar emeğinize... Elbette ki bizim mücadelemiz şahıslarla ilgili değil. Kürt halkının geleceği, demokrasiye inananların geleceği ve demokrasik bir gelecek için mücadele ediyoruz ve seçimimizi ona göre yapıyoruz. Tabii ki son dönemde milliyetçi tartışmalar ister istemez halkımızda bir kırgınlık yarattı. Onun farkındayız. Ve buradan özellikle halkımıza, gençlerimize şu mesajı vermek istiyorum. Sakın oyuna gelmeyin. Protesto etmeniz, sandık başına gitmemeniz durumunda Erdoğan'ın ve iktidarın değirmenine su taşımış olacaksınız. Bu bilinçle aslında hareket etmeniz lazım. Evet, önümüzde iki seçenek var. Biraz önce Sayın Eşref Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi ırkçılığı, faşizmi, totaliter bir rejimi, tekçi bir anlayışı Türkiye'de egemen kılmak isteyen bir anlayış. Ama bunun karşısında en azında halkımızın nefes alabileceği demokratik bir ortam konusunda güven veren veya hukukun üstünlüğünü esas alan farklı bir yaklaşım var. Biz bu iki seçenekten birini tercih etmek zorundayız. Evet de bizim tercihimiz demokrasiden yana olacak, insan haklarından yana olacak. Kürt halkının özgür geleceğini belirleme konusundaki mücadelemizin yanında olacak.
Biz de inanıyoruz ve biliyoruz ki bugün Türkiye'de her sorun bir günde, iki günde çözülmeyecek. Hatta beklentilerimize yanıt verecek bir süreç bile başlamayabilir. Yani Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesine rağmen birçok taleplerimiz yine gündeme gelecek. İnandığımız yoldan düşüncelerimizi, fikirlerimizi ve mücadelemizi yine yürüteceğiz. Ama bugün başından beri söylemek istediğim şu, sevgili halkımız, iki seçenekle karşı karşıyasınız. Ya faşizme destek vereceğiz veyahut onun karşısında yer alan, en azından Türkiye'nin, halkımızın nefes alabileceği bir süreci yaşatacak birilerine destek vermek durumundayız. Elbette ki iki seçenekten biri, biri Erdoğan, biri Kılıçdaroğlu. Tercihimiz elbette Kılıçdaroğlu'ndan yana olacaktı. Bizim esas aldığımız Millet İttifakı'nın kayyumla ilgili yaptığı çalışmadır. Biz bunu esas alıyoruz. Ümit Özdağ'ın kayyumla ilgili ortaya koyduğu protokol bizim için hiçbir anlamı ve önemi yok. Eğer demokrasi yönünde ve yolunda bir icraat gösterecekse seçildiği takdirde bu Kürt desteği olmadan olmaz, mümkün değil. Bu Ümit Özdağ gibi insanların zihniyetiyle Kürtleri bir araya getirmek de mümkün değil. Yani Ümit Özdağ'ın 3-5 kuruşluk oyunu kazanayım diye Kürtlerin kalbini kırmaya değer değil yani. Kürtlerin kalbini kırmak bunun için gereksiz. Fakat tekrar ediyorum, buna rağmen açıklanmış gerekçelere niçin Kılıçdaroğlu ikinci turda Erdoğan'a karşı desteklenecektir parti tarafından ve Kürt halkı niye Kılıçdaroğlu'na oy vermelidir? Bu konuda tamamıyla ben partinin ortaya koyduğu görüşlerle aynı görüşteyim. Diğeri en azından asgari düzeyde yenidir. Ve Millet İttifakı'nın, daha doğrusu mutabakat metinlerinde bizim bütün söylemlerimizi desteklemediğini tabii ki biliyoruz. Yani bizim yol haritamızın %100 uyuşmadığını biz de biliyoruz. Ama neticede asgari düzeyde bir hukuk temelli, hak ve özgürlük temelli bir yaklaşıma evrilmesi olasılığı ve bunu mücadelemizle aynı zamanda başaracağımız inancı var. Yani iki seçenek var. Biri iyi, biri kötü demiyoruz. Biri çok kötü. Yani hani bu...